Her şey ayak müptelası isimli şu çocuğun mesajıyla başladı. Abi merhaba diye mesaj atmıştı. Merhaba kardeşim diye yanıt verdim. Abi senelerdir beklenen ama çıkmayan bir oyun var diye yazdı ardından. Sorduğumda Chronicles of Elira abi, yalnız ben bu oyuna donate attım abi yazmıştı. Nasıl yani diye sorduğumda, bu oyunda arsa satıyorlardı. Çıkacağına çok güvendiğim için ben de oyundan arsa aldım. Abi zamanında 130 dolar ödemiştim, 500 lira falandı. Lütfen araştırır mısın bu oyuna ne oldu diye yazdı. İşte tam bu noktada işler değişmeye başladı. Çünkü Google üzerinde arattıktan sonra Chronicles of Elira'nın güncelleme kısımlarını o dönemde kendimin de takip ettiğini fark ettim. Ben bu oyunu hatırlıyorum lan dedim kendi kendime. Tüm hikaye ise işte böyle başladı. Olayın derinine inince de hepimizin kandırıldığı projelerin atasına denk geldiğimi fark ettim. Hazırsanız oyun tarihinin en büyük vurgunlarının hikayesi başlıyor. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Quel, Charm Quel. Her şey Jerome adındaki dostumuz ile başladı. Bu adam 2002 senesinde Missouri Üniversitesi'nde Bilim ve Teknoloji bölümünden mezun oldu. 2003 senesinde kariyerini şu oyunlardan hatırlayabileceğiniz Pandemic Studios ile başladı. Oradaki görevi programcılıktı. Ayrıca bilim ve teknoloji konusunda 2-3 ortalama şirkette daha çalıştı. Bunun haricinde de Microsoft'ta 4 yıl 3 ay boyunca çalıştı. Kariyerini bu şekilde LinkedIn hesabında detaylı bir şekilde yazsa da resmi kaynaklarda bu bilgilerin bazılarına denk gelemedim. Jerome bu noktadan itibaren gözüme batmaya başlamıştı. Ama durun, hikaye daha yeni başlıyor. Jerome 12 yılını verdiği bu oyun programcılık sektörüne büyük bir iz bırakmak istiyordu. Ve bununla beraber 2015 senesinde Soulbound stüdyosunu kurdu. Bu sayede insanların görüp görebileceği en iyi MMORPG oyununu yapabilecekti. Bu oyun dünya üzerinde yapılmış en planlı ve realistik oyun olacaktı. Pandemic Studios'ta çalıştığı iki arkadaşını yanına aldı. Ve elindeki tüm sermaye ile 2015 senesinde Chronicles of Elyria'yı geliştirmeye başladı. Jerome az önce dediğim gibi sıradan bir MMORPG oyunu planlamıyordu. Oyuna ekleyeceği yüzlerce realistik özellik vardı. Karakteriniz çok yemek yerse kusuyordu, alerjenler vardı, hastalıklardan ölebiliyordu. Eğer aile kurmadıysanız ve çocuğunuz olmadıysa en baştan karakter yaratmak zorunda kalıyordunuz. O yüzden oyun içi dünyada ölmemeniz çok önemli. Karakteriniz bir kılıç darbesi, bıçak darbesi yerse o yaralanmanın izlerini taşımaya devam ediyordu. Koşu hızı, skilleri, karakterinizle birlikte gelişiyordu. Her şeyi, zıplaması, işte gizli bir şeyler yapması, hırsızlık, saçları beyazlıyordu, kılları uzuyordu. Aklınıza ne geliyorsa vardı bu oyunda. Yani vardı demeyelim de yapımcısı bunları getireceğini söylüyordu. Tüm bu oyun içi planlardan sonra oyuna bir internet sitesi hazırlandı ve görseller ortaya çıkartılmaya başlandı. 3-4 aylık süreçte koca bir oyunun temelleri atılmış gibi görünüyordu. Hatta oyunu o kadar hızlı geliştiriyorlardı ki Jerome 2016 senesinde oyunun ilk aşamasını tamamladığını söylemişti. Ekibiyle birlikte o dönem gerçekleşecek Amerika'nın en bilinen fuarlarından PAX East etkinliklerinde oyunun ilk mekaniklerini gösterdikleri hazır sahneler paylaştılar. Fuarlarda insanlara oyuna gelecek özellikleri anlatıyorlardı. Böylece bir community yaratmaya çalışıyorlardı. Bu kötü görsellere rağmen fuara katılan tüm oyuncular Chronicles of Elyria'yı beğenmişti. Çünkü görüntüler bir yana oyunun vaat ettikleri ve insanlara söyledikleri çok farklıydı. Ben o dönemde bu oyunu ilk duyduğumda keşke çıksa da oynasak diyordum. Bir an önce oynamak istiyordum. Bu noktada Jerome oyunun geliştirilmesini hızlandırdı. Ancak çok büyük bir sıkıntı vardı. Ellerinde para bitmişti. Çalışanlarına maaş bile ödeyemez hale gelmişti. Başvurduğu tüm yatırım firmalarından red cevabı alan Jerome'nin aklına bir fikir geldi. Büyük bir Kickstarter yardım kampanyası başlatılacaktı. Jerome oyunun resmi sitesinde yaptığı açıklamayla birlikte Kickstarter üzerinden bir bağış kampanyası başlattığını duyurdu. Bağış hedefi 900 bin dolar olarak belirlenmişti. Bu bakiye başlangıç yardımıydı. Ayrıca bağış yapan oyunculara ileride oyun içi özellikler vaat ediliyordu. Oyunun ilk destekçilerine böyle bir jest yapmışlardı. Bu her projede yapılıyor zaten. Kampanya başladıktan sonra Jerome böyle kara kara beklemeye başladı. Ancak bu miktarı kısa bir sürede toplayacağından habersizdi. İnsanlar oyunu o kadar çok sevmişti ki, vaat ettiklerine o kadar inanmıştı ki, oyuna birkaç gün içerisinde yaklaşık 1,5 milyon dolar bağış yapıldı. Bu para kısa süreli olsa da ilaç gibi gelmişti. Jerome oyunun geliştirilmesini hızlandırdıklarını söylüyordu. Ayrıca yeni tasarımcılar şirketi alınıyor. Onlara insanlara sunulması için oyun demosundan animasyonlar ve ufak kesitler yaptırılıyordu. Bekleme sürecinde en azından insanların gazının alınması lazımdı. Çünkü insanlar merakla bekliyordu. Oyuna para vermişlerdi. Oyunun resmi forumlarındaki güncelleme bölümünde oyuna eklenen özellikler sürekli belirtilse de oyunun ana teması hala oturmamıştı. Neye benziyordu, nasıl işliyordu, yürüme mekaniği,
at binme mekaniği her videoda farklı görünüyordu. Oyun içerisinden görsel paylaşıyorlardı, Full HD inanılmaz grafikler vardı, sonra bir video yayınlıyorlardı, rezalet şeyler gösteriyorlardı. Hangisi gerçek oyundu? Acaba birisi sahte miydi? İnsanlar bunu sorduğunda Jeremy yakın zamanda her şeyin toparlanacağını belirtti. Görselleri o dönemde paylaşmayacaklarını, biraz daha geliştirme beklediklerini ama oyunun ana hatlarının tamam olduğunu söylüyordu. Bunun ardından oyunun haritasında parsel parsel bölge satışlarının açıldığını söyledi. İleride oyun açıldığında bu bölgelerde parselleri satın alan insanlar krallıklar kurabilecekti. Yine yeni bir vaatle insanlardan para toplamaya başladılar ve 100 binden fazla insana en ucuzu 100 dolar olmak üzere oyunun devasa haritasından binlerce parsel arsa sattılar. Ve böylece ilk günden 5 milyon toplamda 19 milyon dolarlık gelir elde ettiler. Bakın bunlar daha oyunun herhangi bir gameplay videosu yayınlanmadan sadece yapımcının vaatleriyle yapıldı. İnsanlar paraları yolladı ama bu kadar büyük bir projenin altından kalkabilecek miydi stüdyo? Bilmiyordu kimse. CD Projekt gibi devasa bir firma Cyberpunk 2077'nin altından kalkamadı mesela. Böyle bir projeyi sizce ufak bir firma 19 milyon dolarla yapabilir miydi? Evet, daha fazla para lazımdı ve durmadılar. Instagram sayfaları üzerinden paylaştıkları bir görselde oyunun içerisinde rol satışı yaptıklarını duyurdular. Örneğin kral olup kendi krallığınızı düzenlemek için 10 bin dolar ödemeniz gerekiyordu. Yani yeni düzenlemede aldığınız parsellere ev yapamıyorsunuz artık. Sadece tarla ekebiliyordunuz. Başta vaat edilen böyle değildi. Oraya krallık kurabilecektiniz. Bu dediğimden sonra insanlarda bir şüphe uyanmaya başladı. Bir şeyler ters gidiyordu. Buraya kadar çok fazla şey anlattım ama projenin üzerinden henüz 1,5 sene geçti. Oyunun yapımcısı hızla oyunu geliştiriyoruz diyerek ayda bir kere güncelleme mesajı yayınlamaya devam etti. Ve yıllar böylece akıp geçti. 2018 oldu, 2019 oldu, 2020 oldu ve artık bu son damlaydı. Yıllar geçti, bir sürü yazı yayınlandı ama içlerini açıp baktığınızda oyunla alakalı tek bir görsel bile göremiyordunuz. Yıllar önce söylediklerini tekrarlıyorlar, yapıyoruz, geliştiriyoruz deyip geçiştiriyorlardı. İnsanlar yıllar boyunca bu yazılara tahammül ettiler ve en sonunda beklenen o haber geldi. Yok, hayır, oyunun tam sürüm haberi falan değil bu. Yapımcımız korona döneminde şirketteki elemanların neredeyse tamamının işten çıkartıldığını diyordu. İnsanlar bunu duyduğu anda dolandırıldıklarını, uyutulduklarını düşündüler ve büyük bir dava sürecine giriştiler. İnsanlar projeyi beceremediniz, paramıza kondunuz deyince de Jeremy şöyle bir açıklama yaptı. Yo yo, biz kovmadık, insanları evden çalışmaya yolladık. Evet, cidden bunları diyerek işten sıyrılmaya çalıştı. Haberler yayıldıkça parasını kaptıran insanlar da Jeremy ve şirketine dava etmeye başladı. Davaların toplu şekilde ele alınmasına karar verildi ve toplu dava başlığıyla Washington Batı Bölge Mahkemesi'ne taşındı her şey. Jeremy salonda şöyle söyledi. İnsanlar bize para verirken oyunu bitireceğiz diye bir söz vermedik. Şu anda yapım aşaması durdu. Ancak ufak gönüllü bir ekip hala proje üstünde çalışmaya devam ediyor. Jeremy'nin hesaplarını incelediğimde bu dava işlerinin başladığı zamandan beri sosyal medya hesaplarında hiçbir şeyin paylaşılmadığını fark ettim. Yalnızca geçtiğimiz aylarda sanki proje yeniden canlanıyormuş gibi bir güncelleme mesajı yayınladılar, o kadar. Onun dışında güzel bir internet sitesi, değişik planlar, programlar, basit görüntüler harici hiçbir şey yok ortada. Oyunun ağası bile yok. Oynanabilir herhangi bir demo sürümü yok. 6 yıl geçti üzerinden. Bu arada forumlara baktığımda bu projeye hala inanan insanların olduğunu gördüm. Çoğu büyük bir skeme kurban gittiklerini düşünmüyor. Sadece yapımcıların beceremediğini düşünüyor. Bana sorarsanız bu pek mümkün değil. Çünkü 20 milyon dolardan fazla yatırım almış bu proje 6-7 yıldır geliştiriliyor. Sizce oyun içi dünyası böyle mi gözükürdü? 6 yılda yayınlanan tek oyun içi videolar bunlar mı olurdu? Ki bunların oyun içi olduğu bile şaibeli. Her biri birbirinden farklı görünüyor. Oyun içi fotoğraflar farklı, videolar farklı. Değişik yani, her şey birbirine karışmış durumda. Bu projenin büyük vurgunuyla birlikte aynı planlamada yeni bir proje daha insanların iyi niyetini suistimal ederek vurgun yapmaya çalıştı. Bu projenin davalarından 6 ay önce de Rov adındaki bir oyun çıkmıştı piyasaya. İzlediği yol Elyria'nın aynısıydı. Doğruluğu tam olarak kestirilemeyen oyun içi olduğu söylenen görseller ve videolar, Elyria ile benzer site tasarımları, aynı topluluk yönetimi, oyun içerisinden arsa satma olayları vesaire, her şey aynı. Neyse ki Kickstarter Elyria olaylarından kazandığı tecrübeyle bu oyunun bir scam olabileceğini düşünerek kampanyayı durdurmuştu. Oyunun yapımcılarından gerçek oyun içi videolar istemişlerdi. Rov yetkilileri de o görselleri hazırlayamadıkları için, o videoları çekemedikleri için 2 gün içerisinde toplanan 200 bin doları hiçbir zaman alamadılar. Bu hikaye ise işte tam olarak bu iki benzer Kickstarter dolandırıcılığını ele alıyordu. En sonunda emin olamadığım bir şey varsa o da Elyria'nın tam olarak dolandırıcılık üzerine kurulup kurulmadı. Sanırsam kararım şu: başlangıçta büyük hayallerle yola çıkan bir adamın parayı bulduktan sonra projeyi tamamen farklı bir yere çekmesi. Oyun tarihinin en büyük dolandırıcılığını yapması.